Ama burada çok fazla folikül büyüyor. Teşekkür ederim Sümeyciğim, biliyorum, sağ ol. Foliküller birden fazla folikül büyüdüğü için bunların salgıladığı maddeler damar dışına sıvı kaçmasına sebep oluyor. Ne oluyor? Asit oluyor hastada. Karnın içine sıvı birikiyor. Hidrotoraks oluyor hastada. Hastada dışarı sıvı çıktığı için ne oluyor Sümeyye? İntravasküler sıvı dışarı çıkınca ne oluyor? Hemo konsantrasyon oluyor. Sıvı azalıyor. Ne oluyor? Plazma azaldığı için böbrekte prerenal yetmezlik olabiliyor. Yani akut renal yetmezlik olabiliyor. Prerenal sebeple. Sıvı az çünkü. Ama kanama diyastezi, yani hastanın fazla kanaması olmuyor. Buna tam tersi hastada koagülasyon ve adı aklıma gelmedi. Tromboz riski artıyor, tamam mı? Onun için buradaki cevabımız C. Kanama diyastezi artmıyor. Yani kanamaya yatkınlık olmuyor. Buradaki asıl tromboza yatkınlık oluyor, tamam mı? Ovülasyon OHSS'yi bilin yani. Temel olarak bilseniz yaparsınız zaten. Bak görüyor musun? Normalde bunlardan, normal kadınlarda her ay bir tanesi olur bu foliküllerden ve kadın yumurtlar. Dostum görüyor musun? Bir sürü folikül olmuş. Bir sürü. Hiç istediğimiz bir görüntü değil bu. Korkarız biz bu görüntüden. Çünkü niye? Ovaryen hiperstimülasyon sendromu. Ovaryenler hiperstimüle olmuş. Kötü. Bir sürü folikül var. Bir sürü folikül var. O yüzden ne oluyor? Asit oluyor. Plevral efüzyon oluyor. Hasta az idrar çıkarıyor. Niye dostum? Çünkü böbreklere gelen kan azalmış. Tamam mı? Elektrolit imbalansı olabiliyor bunlarda. Ay pardon. Bir dakika, bir saat daha var. Masif bilateral kistik ovaryen büyüm oluyor. Bir sürü kist oluyor. Gördüm biraz önce ultrasonu. Sıvının intravasküler alandan ekstravasküler alana kayması meydana geliyor. Over stroması ödemli ve çok sayıda tek halit değil mi folikül kisti mevcut oluyor. Ve sıvının yer değiştirmesine bağlı asit ve pleural efüzyon oluyor. Söylemiştim. Yanlış bastım. Devam ediyorum. Evet. Aşağıdaki uterusta tüm hızımızla devam. Antiöstrojenik hipofiz ve hipotalamusa. Ay. Vurguyu yanlış yaptım. Bak. Sümeyye ya. Nazar değdirdim. Bak okuyamıyorum. Hangisi uteruste antiöstrojenik, hipofiz ve hipotalamusta östrojenik etkilidir? Tamoksifen, klorofen, raloksifen, klonidin, tibolon. Ne diyorsunuz? Uteruste antiöstrojenik ama hipofiz ve hipotalamusta östrojenik etkili. Sen neleri sorabilirler? Bunu sorarlarsa biyokimya şeyde, farmakoloji sorarlar. Yine de koydum ya hazırlarken. Dedim yani diğer branşlardan da yapmış olursunuz belki yani yakalarsın. Klorofen sitrat değil mi arkadaşlar? Klorofen sitrat uteruste antiöstrojenik etkili. Hipofiz ve hipotalamusta östrojenik etkili. Zaten ne oluyor? Hipofiz ve hipotalamusta östrojenik etki yaptığı için östrojen reseptörleri downregülasyon oluyor ve sanki östrojen yokmuş gibi algılıyor vücut downregülasyon olduğu için. Endojen östrojeni algılayamadığı için içeride downregülasyon olduğu için östrojenik etkiden dolayı FSH artıyor. Diyor ki FSH östrojen üret, östrojen üret diyor overlere. FSH artıyor, bağırıyor. Niye? Abi reseptörler downregüle oldu, tamam mı? Zaten biz ilk basamak tedavide klorofenistat veriyoruz. Bu doğum ovülasyon indüksiyonu için çocuğu olmayan hastalara işte bu mekanizmayla etki ediyor zaten. Bakın burada SERM'ler var. SERM ne demek? Selektif östrojen reseptör modülatörleri. Yani bazı yerlerde östrojenik, bazı yerlerde antiöstrojenik etkili. Aynı ilaç. İlaç içiyorsun. Bazı yerde östrojenik, bazı yerde antiöstrojenik. Bak tamoksifeni biliyorsun. Tamoksifen de bir SERM. Selektif östrojen reseptör modülatörü. Ne oluyor bunlarda? Memeye antiöstrojenik etkili. Zaten bunu istiyoruz. Memeye antiöstrojenik etkili. Ama tamoksifen gidiyor. Gidiyor. Uterusta endometriyumda östrojenik etki yapıyor. Onun için meme kanserinde tamoksifen kullanan hastalar hep kadın doğuma gelir. Niye? Endometriyum kanseri gelişmesin diye. Tamoksifen gidiyor memeye. Güzel. Antiöstrojenik etkili. Antikanserojen yani. Güzel. Ama bir yandan da gidiyor. Uterus endometriyumu östrojenik etki yapıyor ve endometriyum kanseri riskini bir miktar arttırıyor. Geçiyorum. Aşağı hangisi? Makat prezentasyona sebep olmaz. Çoğul gebelik, hidrosefali, plasenta previa, mikronotayüs, nullibarite. Ay. Evet, nullipati değil mi arkadaşlar? Çoğul gebelikler, evet, çoğul gebelik olduğu için makat prezentasyonu sık artabilir. Hidrosefali, bebeğin kafa kocaman, pelse yerleşemiyor, makada yerleşiyor daha küçük olduğu için. Plasenta previa, plasenta farklı bir yere yerleşmiş, bebeğin pozisyonu değişebiliyor ve makat gelebiliyor. Bir kornoterus, uterusun şekli değişik, odanın içerisinin şekli değişik, bebek ne yapıyor? Farklı bir şekilde makat prezentasyonuna gelebiliyor. Ama nullipar yani ilk gebelik, bunlarda herhangi bir anatomik bir problem olmadığı için bunlarda öyle bir sıklık artışı yok. Devam 30. Kegel egzersizi aşağı kalsan hangisini güçlendirmeye çalışır? Obturator sinternus, piriformis, iliokoksigos, kubokoksigos, iliorektalis. Kegel egzersizi neydi? Kegel egzersizi ne yapıyordu arkadaşlar? İdrar kaçıran kadınlar böyle kendini sıkıp bırakıyordu. Gün içerisinde kegel egzersizi yapıyordu yani. Hangi kası güçlendirmeye çalışıyor bu idrar kaçırmada etkili? Kubokoksigos kası değil mi? Kubokoksigos kası. Kubokoksigos kasını güçlendirmeye çalışıyorlar. Kegel egzersizinde ne yapıyoruz? İdrar kaçıran hastalarda ilk tedavi kegel egzersizi yaptırıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte çay kahveyi kesiyoruz vesaire. Bunlar da çünkü yapabiliyor. Kegel egzersiziyle perineyi sıktırıp bıraktırıyoruz. Sıktırıp bıraktırıyoruz. Sıkın hissedersiniz. Kubokoksigos kasınız hareket eder. Devam. Gonadal kolesterol mitokondri içerisinde taşınım için hangisine ihtiyaç vardır?
konuttaki kolesterolü mitokondriye taşıyıp orada işleme sokmak istiyorum hormon üretimi için. Biyokimyada çıktı bu soru. Ama tabii biz de anlatıyoruz ders içerisinde. Değiniyoruz yani. Star'a gerek var değil mi arkadaşlar? Star. Allah bir saniye. Bir saniye. Ha, tamam sizi göremiyorum. Bir saniye. Yanlış bir yere bastım. Sakin arkadaşlar. Burada şöyle bakalım. Şimdi konjenital lipoid adrenal hiperplazi diye bir şey var. Yani konjenital olarak adrenalde yağ birikiyor. Lipoid hiperplazi var. Kolesterolün mitokondri içine taşınması sağlayan star geninde bir defekt var. Kolesteroldan pregnenolon sentezleniyor normalde. Tüm steroid sentezi daha ilk basamakta bitiyor abi. Star yok. Fenotipik olarak dişi görünümde sıkıntı yok. Ama kolesterol adrenal ve overde birikip böyle yağlı over, yağlı adrenal ve sebep oluyor. Kombine oral kontraseptif kullanımı ile ilgili aşağıdan hangisi gelişimi azaltır? Cin gelişimi